Tik tak, tik tak. Evet, bilimsel repertuar merhaba arkadaşlar. Bugün kimlerden bahsedeceğiz? Anlamış olmanız gerekiyor. Herkeste kalp var ama bazılarında farklı atıyor. Bunlar kimler? Duygusallar. Duygusallardan başlayacağız bugün. Duygusalların 5 temel özelliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Duygusallar dünyaya geldiği andan itibaren bir şeyi çok önemsiyorlar. Önemsedikleri şey sevgi. Sevmek ve sevilmek onlar için çok önemli bir yere sahiptir. Şimdi onların birinci özellikleri sevmek ve sevilmek. Sevildiklerini hissettiklerinde çok enerjik oluyorlar, çok mutlu oluyorlar, hayat dolu oluyorlar, eğlenceli bir insana dönüşüyorlar. Ve onları öyle görünce siz de mutlu oluyorsunuz. Onun o enerjisiyle siz de enerjik bir hale geliyorsunuz. Ve çok tatlı görünüyorlar değil mi? Sizler de o tatlılığı görüyorsunuz zaten. İkinci özellikleri. Şimdi arkadaşlar, sevgi dedik ya, sevgi iki kişinin arasında kurulan bir bağdır aslında. O ilişkinin kurulması noktasında sevgi önemli bir yere sahip. Şimdi bunlar ilişkileri çok önemsiyorlar. Yani biriyle kurduğu ilişki önemli bir yere sahip. Burada önemli bir yere sahip olmasının altında yatan neden de karşısındaki kişi çok fazla önemsemesi, ona çok fazla değer vermesi, onu çok kıymetli bir noktaya taşımasıdır. Onu kıymetli bir noktaya taşıdıktan sonra kıymetli arkadaşım onu ön plana çıkar. Onun önceliği haline gelir. Onun ihtiyaçlarını daha fazla önemsemeye başlar. Onu dinlemek, onunla konuşmak ona çok iyi gelecektir. Ve duygusallar bunu çok önemsiyorlar. Evet, 3. Şimdi bu ilişkiyi göz önünde bulundurduğumuzda sevgi temelli bir ilişki olduğu için bu arkadaşım bu ilişkide hep veren taraf oluyor. Yani bir şeylerden fedakarlık eden taraf oluyor. Sürekli yardım etmek istiyor. Onun sorunlarına destek olmak istiyor. Ona yardımcı olmak istiyor. Ve durum böyle olunca da sürekli bir fedakarlık yapma gereksinimi hissediyor kendinde. Bir şeyleri feda ediyor. Ve başkaları bundan kar edebilir. Ve başkaları bunu kullanabilir. Ve kullandığı da olmuştur arkadaşlar. 4. Şimdi bunları yaparken, yani başkalarının istek ve talepleri doğrultusunda hareket ederken, ilişkide başkalarını ön plana çıkarırken zaman zaman hayır diyebilmekte güçlük çekmektedirler. Onlara hayır diyebilmek o kadar zordur ki onları üzmemek, kırmamak, aradaki ilişkinin bozulmaması adına onların her söylediğine evet diyebiliyorlar. Ve evet dedikleri için bundan pişmanlıkla duydukları olabiliyor. Ve bu pişmanlıklar bir süre sonra alıngan bir yapıya bürünmesine neden oluyor. Yani siz aslında jest ve mimiklerinizle onun bu süreci anlamasını istiyorsunuz. Bazen küsüyorsunuz, bazen onun bu süreci anlaması adına görmezden geliyorsunuz, fark etmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama karşınızdaki kişi zaman zaman bunu anlamayabilir. Bu noktada sizlerin yapacağı şey alınganlık yerine onlarla konuşmayı tercih edin. Onları dinlemeyi tercih edin. Onlara bir şeyleri anlatmayı tercih edin. Duygularınızı ifade ettiğiniz takdirde var olan süreci, o ilişkiyi önemli bir boyuta taşımış olacaksınız. Evet arkadaşlar, bu 5 temel özellik sizin duygusal olmanızın göstergesidir. Duygusal kötü bir şey mi? Tabii ki hayır. Yani insan duygusal bir varlık zaten. Ama duygular yönetilebilirdir arkadaşlar. Duygular kontrol edilebilir. Siz ne kadar duyguları kontrol altına alabilirseniz süreç sizin için o kadar olumlu olacaktır. Evet, sizleri çok seviyoruz. Bizler için çok değerlisiniz, çok önemlisiniz ve kıymetlisiniz. O yüzden arkadaşlar birileri tarafından sevildiğinizi hiçbir zaman unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.